Uygulamalar. Ayarlar. Backbeat kod. Benim hocam. Bilgi. Blind'da cesti. Ayarlar. Gel seçenekler. Versiyon 4.0.13. Merhaba değerli kullanıcılar. Yazımkılavuzu.com kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ve tabii ki Yazım Kılavuzu YouTube kanalımıza da hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bu videomuzda yine Android cephesinde görme engeller için geliştirilmiş olan ama herkesin aslında kullanabileceği Blind Accessible Keyboard isimli uygulamayı tanıtıyoruz. Yani körler için erişilebilir klavye. Bu klavye özellikle taşıdığı nitelikler bakımından gayet kullanışlı ve erişilebilir. Uygulamayı indirip ilk açtığınızda bir sihirbaz şeklinde klavyeyi etkinleştirmenizi istiyor. Sırasıyla klavyenizi varsayılan klavye yapma diyaloğu ve daha sonra da klavyenin görünümlerini, klavyenin düzenini ayarlama diyaloglar gibi diyaloglar karşınıza çıkacak. Tabii şu an ben de varsayılan klavye olduğu için size hem ayarlarını göstereceğim hem de klavye düzenini gösteriyor olacağım. Klavyemizin genel olarak ayarları karşımızdaki gibi bu şekilde. Neler var bakalım? İletişim. Yerleştiriciye geri bildirim yönet. Post to forum. Daha fazla düzen. Klavye düzenini seçin. Burada klavye düzeni seçeceğiniz alan klavye düzeni bölümü var. Klavye editörü. Klavye editörü klavyeyi özelleştirebilirsiniz. Çerçeve boşluğu sadece büyük ekranlı tabletler için yatay konumda geçerli. Yine burada çerçeve boşluğu klavyenin tabii ki büyük ekranlı tabletlerde görünümüyle ilgili alan. Pasif. Özel klavye bilgisi. Klavyeyi içe aktar. Klavyenizi içe aktarabilirsiniz. Görünüm. Görünümünü özelleştirebilirsiniz. Az gören biri için faydalı olabilir. Görünüm. Önceden tanımlanmış görünüm. Bu ne? Yatay klavye yüksekliği. 89%. Yatay ve dikey klavye yüksekliğini ayarlayabileceğiniz alan. Dikey klavye %100. Kullanıcı tanımlı metin. Kullanıcı tanımlı tuşlar. Kullanıcı tanımlı metin. Kullanıcı tanımlı tuşlar var burada. Bunları ayarlayabilirsiniz. Şablonlar. Davranış. Davranışın önemli şablonlar var. Davranış. Dokunma modu. Kaydırarak yaz. Kaydırarak yazmak. Buna iki kere dokunduğumuzda. Dokunma modu. Çift dokunarak yaz. Çift dokunarak yaz modunu aktifleştirebilirsiniz. Yani çift dokunma özellikli bir klavyeye sahip sisteminiz yoksa çift dokunarak aktifleştirmeye ilişkin klavye özelliğinde kavuşmuş olursunuz buradan. Konuşma ayarları. Kaydırırken titret. Konuşma ayarları. Yine konuşma ayarlarına buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Metin konuşma ayarlarını farklı dillerde seçebilir. Klavyenin tuşlara basıldığında farklı bir seste konuşmasını sağlayabilirsiniz. Kaydırırken titret. Kaydırırken titretme seçeneği. Pasif. Otomatik düzeltme. Aktif. Otomatik düzeltmeleri aktif edebilirsiniz. Size sistemin bir kelime yazdığınızda düzeltme yapmasını sağlayabilirsiniz. Otomatik büyük harf. Aktif. Tuş tekrar hızı. 10 saniye. Tuş tekrar hızı. Pano geçmişi. Pano geçmişi kısmının klavyenizde görünmesini sağlayabilirsiniz. Aktif. Bildirim panelinde klavye. Pasif. Bildirim panelinde klavye öğesi. Bildirim alanında klavye öğesinin görüntülenmesiyle ilgili ayarı buradan ayarlayabilirsiniz. Pasif. Geri bildirim yaz. Basılan tuşları işaretle. Geri bildirim yazma. İşte basılan tuşları işaretleme gibi. Aktif. Tuşlara basılınca titret. Pasif. Tuşlara basılınca titretme. Ses ayarları. Yedekle ve geri yükle. Ses ayarlarını buradan yine yapabilirsiniz. Geri yükleme ve yedekleme. Ayarları dışa aktar. Ayarlarınızı içe ve dışa aktarabilirsiniz. Yapmış olduğunuz klavyeye ilişkin. Ayarları içe aktar. Klavyeyi test et. Klavye test et bölümü yer almakta. Burada üst tarafta yer alan tekrar klavye düzenine gelelim ve bu klavye düzeninde neler olduğunu konuşalım. Klavye. Ayarlar. Gel seçek. Tuş tekrar hız. 10 saniye. Pano geç. Aktif. Bildirim pasif. Geri bildirim yaz. Basılan tuşları işaret. Aktif görünüm. Önceden tanımlanmış görünüm. Yatay klavye yüksekliği. Önce klavye özel klavye pasif. Çerçeve boş. Klavye düzenini seçin. Evet, klavye düzenine geldikten sonra buraya tıklıyoruz. Klavye seçin. Gel seçenekler. Anahtar. Gelişmiş klavye yapılandırması kapalı. Burada gelişmiş klavye yapılandırması da yapabilirsiniz ama hızlıca ayarları düzenlemek adına. Açılı liste. Adsız. Tümü. Burada birçok dili görüntüleyebilirsiniz. Sadece Türkçe'yi seçebilirsiniz. Klavye. Açılı liste. Terapiyosumu. Burada farklı seçenekler var. F klavye var, Q klavye var, PC düzeni var, Small düzeni var. Genelde ben TDQ Small'u kullanıyorum. Ana klavye 1.29. Yine burada farklı klavye türleri de var. Yani burada sadece yapılması gereken, yapmanız gereken TDQ Small'u seçmek veya benzer istediğiniz klavyeyi buradan seçip ayarlarını yapabilirsiniz. Ayarlar, gel seçeneği, versiyon, iletişim.
Yerleştiriciye geri bil. Post tuf. Daha fazla özen. Klavye. Klavye. Çerçeve boy. Pası. Özel klavye. Görünüm. Görünüm. Ön. Yatay klavye. 89 yüze. Şimdi buradan ses ayarlarına gidelim. Dikey klavye. Yüz yüze. Kullanıcı. Kullanıcı tanımlı. Şablonlar. Davranış. Dokunma modu. Çift okunarak yap. Konuşma ayarları. Kaydırırken tip. Konuşma ayarları. Konuşma ayarlarına bir girelim. Konuşma ayarları. Klavye konuşma ayarlarınızı Talkback'ten bağımsız olarak özelleştirebilirsiniz. Konuşma hızı, ses perdesi ve fonetik heceleme modlarını klavyeniz için keşfedin. Değişiklik yapmadan önce kullandığınız ayarları yedekleyin. Konuşma ayarlarınızı hangi TTS aracıyla yapmış iseniz, ayarlarınız o TTS aracıyla bildirim verecektir. Farklı TTS araçları için konuşma ayarlarınızı yeniden seçin 3 nokta not. Konuşmayı devre dışı bırakırsanız kaydırarak yazma modunda sesli bildirim alınamaz. Klavye bildirimleri için konuşmayı etkinleştirin. Onay kutusu işaretli. Konuşma hızı. 1.83. Burada yine klavyedeki konuşma ayarlarını özelleştirebileceğiniz bölüm yer almakta. Hız. Arama denetimi %10. Büyük ve küçük harflerde farklı ses aralığı. Onay kutusu işaretli. Fonetik hecale A. Harfi için Adana B. Harfi için Bolu vesaire şeklinde oku. Onay kutusu işaretli değil. Evet, burada bu şekilde yine bu ayarları aktifleştirebilirsiniz. Bunu aktifleştirelim. Otomatik ya değiştirme, otomatik düzeltme ve şablon verildiğinde yazılan metni söyle. Onay kutusu işaretli değil. Fonetik hecale otomatik ya değiştirme, otomatik düzeltme ve şablon verildiğinde yazılan metni söyle. Onay kutusu işaretli değil. Yine bu ayarı bu şekilde özelleştirebilirsiniz yazma sırasında. Konuşma ayarları. Klavye konuşma ayarlarınızı Talkback'ten bağımsız olarak özel. Klavye bildirimleri için konuşma ayarları. Kaydırırken titret. Yine aşağıda da yer alan. Pası. Otomatik. Aktif. Otomatik. Ses ayarlarına gidelim. 10 saniye. Pano. Aktif. Bildirim. Pası. Verip. Basılan tuş. Aktif. Tuşla. Pası. Ses. Yedekle ve gerilim. Ayarları dışa aktar. Yedek. Ses ayarları. Blind Accessibility Keyboard. Tuşa basılma sesi. Onay kutusu işaretli. Burada işte tuşa basma sesi. Volume. Ayarı. 100.0. Arama denetimi. %100. Play Sound on Auto Replace. Auto Correction or Template Test. Onay kutusu işaretli. Yine burada düzenlere göre ses oynatmayla alakalı bir ayar. Volume. 100.0. Arama denetimi. Blind Accessibility Keyboard. Evet. Bu şekilde. Şimdi gelin klavyemizi test edelim. Ayarla. Gel seçeneği. Klavyeyi test et. Ayarları içe. Klavyeyi. Klavye testi. Evet. Blind Accessibility. Klavye seçenekleri. Düğme. Klavye editörü. Düğme. Tuş kodlarını. Ana sayfa. Düğme. Geri. Düğme. Şimdi klavyemizi. Klavye açıldı. Düzen. Ana klavye. Evet. Klavyemizin test alanını bulduktan sonra klavyemiz test için açıldı. Klavyemizin. Tokat. Hatay. Jandarma. Kayseri. Lüleburgaz. Şarkışla. İstanbul. Giriş. Bu şekilde bir bölümü var. Ben az önce yazma modunda fonetiz açtığım için bu şekilde seslendirebiliyor. Aynı zamanda burada özel bölümü var arkadaşlar. Yanında numarik takım ve semboller. Burada şöyle bir şey var. Bir seçeneği seçip yukarı aşağı ya da sağdan sola artık hangi kaydırma stilini kullanıyorsanız o kaydırma stilinde gerek tuşlar arasında gerek de seçenekler arasında gezebiliyorsunuz klavye aktifken. Tanımlanmış ifadeler virgül boşluk nokta klavyeyi değiştir sol inleç sağ inleç. De klavyeyi değiştir sol inleç sağ inleç gibi bölümler var. Burada shift numerik takım ve özel. Özel kısmına bakalım neler var. Geri al. Yenile. Şimdi burada arkadaşlar özellikle özel kısmına girdikten sonra ortadaki karakterlerin yanı sıra karakterin hemen üstünde kes kopyala, yapıştır. Tümünü seç. Home and yukarı sayfa aşağı sayfa geri tuşu yanlışlık işareti gibi alanlar mevcut. Yani burada her alanda tümünü seç, kes, kopyala, yapıştır özelliklerini bu klavyeyle Android kullanıcıları çözmüş olacaklar. Peki arkadaşlar, Blind Accessible Keyboard Play Store linkini paylaşıyor olacağım. Yazılımkılavuzu.com sitemizi ziyaret etmeyi ve Yazılım Kılavuzu YouTube kanalını takip etmeyi unutmayınız. Bir başka anlatımda görüşmek üzere.